Keskin nişancılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede etkili bir unsuru. Oğuz'ta nişancılar, Ankara Mamak'taki Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birliği ATUNEP'te eğitiliyor. Kaç attım onu? Keskin nişancı olmak isteyen gönüllü askerler önce spor testine tabi tutuluyor. Bu testi başarıyla geçenler atış testine geçiyor. Atış sevmez. Giriş testi olarak 100 metre mesafeden ekürüsü silahıyla atış yapmaktadır. Bu görevde başarılı olmanın şartı atışları 3 cm çapı içerisinde toplayabilmektir. Şayet başarılı olamazlarsa birliklerine personel geri gönderilmektedir. Keskin nişancı kursu 6 hafta sürüyor. Kursiyerler teorik eğitimin ardından önce bilgisayarda sanal olarak atış yapıyor. Uzman nişancı kursiyerlerinin atış öncesi, atış esnasında ve atış sonrası yapmış olduğu hataları tespit etmek, bunları gidermek maksadıyla kullanılmaktadır. Mermi atmadan atıcı bir atış esnasında nelerle karşılaştığını, davranışsal olarak neleri yaptığını görmektedir. Ardından poligona geçiliyor. 300 metre atışları yapılıyor. Konsantrasyon hedefleri. Eğitim sırasında teknolojiden de yararlanıyor. Kursiyerlerin vurdukları hedefler işte bu ekran üzerinden elektronik olarak görülebiliyor. Düzenli sporun keskin nişancı eğitiminde hayati önemi var. Yeri geliyor uzun intikallerden sonra atış yapmamız gerekebiliyor. Bunun için kondisyonumuzun üst seviyede olması lazım. Eğer kondisyonumuz yeterli seviyede değilse atıcı yorulduktan sonra atış esnasında titreyebilir, dikkati dağılabilir. Onun için de atışı düzgün şekilde yapamayabilir. Hedefini kaçırabilir ki bu bizim en son istediğimiz şey. Eğitimin en önemli safhalarından biri de sahada atış eğitimi. Eğitime katılan kursiyerlerin %75'i buradan keskin nişancı olarak ayrılmayı başarıyor. Ancak bunun için öncelikle 600-800 bin ve son olarak da 1200 metrelik hedefleri başarıyla vurmaları gerekiyor. Hedef 1200 metre. Yükseliş 72 kırık. Yan sol 6. Atış hazır. Keskin nişancı timleri gözetleyici ve nişancı olmak üzere iki kişiden oluşuyor. Rüzgar, nem, hava basıncı ve sıcaklık gibi faktörler atışa etki etmekte. Nişancının tek atışta isabet sağlaması için gözetleyici yanında bulunan yardımcı teçhizat ile bu faktörleri en aza indirmektedir. Kursiyerler burada yalnızca hedefi 12'den vurmayı değil, aynı zamanda arazide görünmez olmayı da öğreniyorlar. Öyle ki mevzilendiklerinde adeta doğanın bir parçası oluyorlar. Gözetleyici hazır. Nişancı hazır. Hedef bir istikametinde 735 metre. Gördüm. Kayalık bölgenin bilmeyeceğim sayında. Hedef İMHA. Kursiyerler meskun mahal operasyonları için de binalarda atış eğitimi alıyor. Altı haftalık eğitimi başarıyla tamamlayanlar, mezun olduklarında Türkiye'nin dört bir yanında göreve başlıyor.